Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül dedem. Eyvallah. Evet alplerim, 24. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü samet aynası olan batını kalple sanem misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Kalp nasıl samet aynası oluyor Gül dedem? Oo benim yiğidim. Hemen anlatayım sana. Samet Allah'ın bir ismidir yiğidim. Manası her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Bundan dolayı her varlıkta Samet ismi tecelli eder. Niçin? Çünkü her varlığın Allah'ın Samet ismine ihtiyacı var. Mesela taşın var olmaya ihtiyacı var. Bitkilerin bahara, yağmura, havaya, suya ihtiyacı var. Hayvanların bitkilere, onun da bahara, suya, havaya ihtiyacı olmakla birlikte yürümeye, işitmeye, yemeye, içmeye ihtiyacı var. İnsanlara gelince, insanların da bütün bu saydıklarımızla birlikte anlamaya ve iman etmeye ihtiyacı var yiğitlerim. Samet ismi hiçbir şeye muhtaç değil derken bu konuya iki yönden bakacağız. İnsan Allah'a iman eder fakat Allah o imana muhtaç değildir. Burada şöyle bir özellik var. Allah'ın hayra rızası var, şerre rızası yok. İmana rızası var, müminleri sever fakat onların imanına muhtaç değildir. Muhtaç olmak başka, sevmek başka, razı olmak başkadır. Bütün dünya kafir olsa Allah'ın kemalinde hiçbir eksiklik olmaz. Bütün dünya evliya olsa Allah'ın kemalinde hiçbir artma olmaz. Ağaçtan meyveyi çıkaran Allah meyveye muhtaç değildir. Güneşten ışığı çıkaran Allah ışığa muhtaç değildir. Kalp iman eder ama Allah o imana da muhtaç değildir. Allah için insanların inanmaları, inanmamaları fark etmez. Bizim için fark eder. İşte Samet denilince bunların hepsi içine girer. İnsan bütün kainata muhtaç. Allah haşa insana muhtaç değil. Her şey Samet aynası oluyor. İnsan bedeni de Samet aynası. İnsan niçin bütün kainata muhtaç? Çünkü insan bütün kainattan süzülmüştür. Onun için Samet aynası oluyor insan bedeni. Mide gıda ile tatmin oluyor. Göz ışıkla tatmin oluyor. Bunlar maddidir. Madde ile tatmin oluyorlar. Ama manevi kalp madde ile tatmin olmuyor. Kainatın tümü ile tatmin olmuyor. Kalbin en büyük ihtiyacı imandır. Ben kimin mahlukuyum? Şu alem kimin mülkü? Bu dünyada kimin misafiriyim? Sonra nereye gideceğim? Beni misafir eden zat benden ne istiyor? İşte kalp bu gibi soruların cevaplarıyla tatmin oluyor. Kalbin en büyük ihtiyacı Allah'a imandır yiğitlerim. Öyleyse samediyete en büyük ayna o olacaktır. Kalbin manevi gıdasını ihmal eden insanlar da bunun peşin cezası olarak birçok hastalık kalbi sarar. Huzursuzluk, sıkıntı, tatminsizlik, korku, endişe, stres, depresyon gibi. Midenin açlığını, elbisenin güzelliği, gömleğin kalitesi giderebilir mi? Hayır. Niçin? Çünkü mide sadece rızık istiyor. Kalbin boşluğunu dünyevi rütbe, yüksek bir makam doldurabilir mi? Hayır. Peki ne doldurur? Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub. Kalbin Rabbi onun ancak zikirle tatmin olacağını bildiriyor bize. Peki nedir zikir? Kelime manası hatırlama, anma demektir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur yiğitler. Allah'ı hatırlatan her olay, her varlık,
Her ilmi eser birer zikir vesilesidir. Kalp bir fabrika, bir saray, bir misafirhane olan şu muhteşem kainatın ancak Allah'ın emir ve iradesiyle var olduğunu bilmekle tatmin olur. Dünyevi mahbubları prestij etmek o mahbublara nazarından sakildir ve istiskal eder, reddeder. Nasıl oluyor Gül dedem? Ya yiğidim, bu sonsuz derecede bir öneme sahip olan insan kalbini mahluka sevgisiyle tatmin etmeye uğraşmak o kalbin fıtratına zıttır. Bozulmamış her kalp bu muhabbeti reddeder, yani bu sevgiyi reddeder. Onunla tatmin olmaz. Gelecek derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lana illa ma lemtena. İnneke entel alimul hakim.